Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT IT Geometri Kampı'nın 21. haftasının 2. videosundayız. Analitik düzlemin tanımından bahsetmiştik ve bölgelerden bahsetmiştik. Tam olarak bitirememiştik. Devamını getiriyoruz. Şimdi onu bitireceğiz. Yani kitabımızda sayfa numarası 199 ve 200'ü işleyeceğiz. Hatta 201'den de bir soru işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. 13. soruda kalmıştık. Bakalım ne diyor soru. Kenan bir tahta parçasına aşağıdaki adımları uyguluyor. Koordinat düzlemi çiziyor. E, tahta parçası var. Koordinat düzlemi çizmişim buraya. A3'e 3 ve 15'e 3 noktalarını belirleyip bu noktalara çivi çakıyor. Buralara çivi çakmışım. Hatta buradaki noktalar arasındaki uzakta belli. Hocam burası 3'e 3. Şöyle noktaları göstereyim. Burası 3. Burası da 3 ve burası da dik. Hocam burası da 15'e 3 15'e 3 e, Burası dik geleceği için doğrusal oldu. Burası da 15 noktası. E burada uzunluk da belli oluyor aslında. Kaç yapıyor? 15'ten 3'ü çıkarttığım zaman burası da 12 yaptı. Tamam bu noktaları belirleyip bu çiviyi çakıyoruz. Bu iki çiviye en fazla 8 birim daha uzayabilen bir lastik ip koyduk. Buraya bir lastik ip koyduk. Uzunluğu 12 cm ama en fazla 8 cm daha uzayabiliyormuş. Ondan bahsediyor. Üçüncü bir çiviye herhangi bir yere çakıp lastiği çivinin arkasından geçip şekil 2'deki görüntüyü elde ediyor. E arkadaş mesela 12'ye atıyorum 8 cm daha uzattım. Bu uzunluk atıyorum kaç oldu? atmıyorum. En, fa en fazla 20 olur burası. E atıyorum burası 14 14'ken. Burası 6'lık bir kısma koydum burayı. E buraya böyle koyduktan sonra da böyle lastik gibi de çivinin arkasından geçirdim. Bu şekli oluşturdum. Güzel bir örnek vermiş burada. Şimdi tabi buradaki sayıları attık. Kenan diyor 3. çiviye hangi noktaya çakarsa ordinatı en küçük olan noktayı elde eder. Arkadaşlar şimdi burada ne diyeceğiz? Bir kere bizim çivimiz buraya çakılı. Burada bir ipimiz var. Bu ipin uzunluğunu kaç bulduk? Bu ipin uzunluğu 12 santimetre. Eyvallah. şurada sallamıştım. Şimdi ben o zaman ordinatı en düşük olacak şekilde çiviyi nereye koyman lazım? Lastiği şuradan tutup çekeceğim. Böyle yukarı doğru çektim ama ordinatı en düşük arıyorum. Aşağı doğru çizmem lazım değil mi? Mesela atıyorum şuradan tutup çektim. Çektiğim zaman böyle geldi. Buraya gelince şu ikisinin toplamı kaç yapacak? 20 yapacak. E hocam buradan çekersek mi ya da buradan çekersek mi böyle e, en aşağı inebilirim? ya da tam ortadan çekersek mi aşağı inebilirim? Yani bunu kendiniz de belirleyebilirsiniz. Şöyle etrafa bakıyorum ama öyle bir şey yok maalesef. Şöyle bir şey belirleyin. Lastik ip nereden çekerseniz en aşağı doğru gidersiniz. Onu siz anlayabilirsiniz arkadaşlar. Tam ortadan çektiğinizde daha aşağı inemez misiniz? Evet. Tam ortadan çekmemiz lazım arkadaşlar. O zaman biz tam ortadan çekeceğiz. Tam ortadan çektik. Mesela tam ortadan çektin. Buraya kadar çektin. E, çivi burada ya. Lastik ipi de buradan geçirdin. Çivi burada. Lastik ipi de buradan geçirdin. Yani senin şuradaki lastik ipin buraya geldi. En fazla dediği için en fazla 8 cm uzayabiliyordu. 12 idi. 8 daha uzattın. 20 oldu. O zaman bunlar 10 10 mu oldu? Evet. E hocam burada ikiz kenar. Tam ortadan çektim. Tam ortadan çekince de bunlar 6 6. X kenarda çizilen kenar ortay. Aynı zamanda yüksekliktir. Hocam bu eksene paralel değil mi? Şöyle şurada dikdörtgen olduğu için. Evet. Eksene paralel. O zaman burası da 90 derece. Şuradaki uzunluğun da zaten ordinattan dolayı 3 olduğunu biliyorum. Ve şuraya da bakacak olursak arkadaşlar şurada da ne var? 6, 10 ne üçgeni? 6, 8, 13 üçgenden burası 8 olur. E 3'ü buradaysa 5'i de buradadır. Buradaki noktanın ordinatı ne yapıyor o zaman? 5 birim aşağıda eksi 5 noktası mı yapıyor? Evet bizden de bu soruluyor zaten. Cevabımız eksi 5 yaptı. Güzel bir yeni nesil soru. Yani analitikte bile böyle yeni nesile çevirebiliriz arkadaşlar. Bakın yeni nesilden de analitikte de yine korkmayın. Yani burada eskiden ne olacaktı? X kenar yapın. Şuradaki şeyi hesaplayın şeklinde dönüşecekti. Yani kolay bir sorunun yeni nesle çevrilmiş hali. Sadece ortadan çekip aşağı doğru en aşağı inmek için lastik ipi tam ortadan çekeceğimizi anlamamız gerekiyor. Ya da çözümlememiz gerekiyor. Ee, bunu da bunu yaptıktan sonra şekli oluşturduktan sonra soru da kolay bir şekilde çıkıyor aslında. Evet 13. soru x 5 oldu. Geldik 14. soruya. Yani. Arkadaş A noktasının ordinatı isteniyor. Analitik düzlemde bir nokta isteniliyorsa o zaman ne yapacağız? Eksenler olan uzaklarını bulacağız. Ve burada bir oran verilmiş. K 2K. Hemen yazalım. BC uzunluğu K. BC uzunluğu K iken şurası CD uzunluğu da 2K verilmiş. E şimdi analitik düzlemde bir nokta isteniliyorsa ya da verilmişse ne demiştik? Geçen videonun en son dersinde. En son sorusunda. eksenler olan uzaklarını bulacağız. E hocam bu noktanın eksene şu eksene ve şu eksen olan uzaklığını bulacağız. E burası da aklımda kalsın sadece. Bak şekil karışıyor diye bunu çizmiyorum sadece. Bunu çizdiğimiz zaman da zaten belli. Çizdiğin zaman da dikdörtgen olacak. Buradaki uzunluk burada uzunluğa eşit işte olacak. Yani sen bu uzunluğu bulursan kaç bir maşada olduğunu bulursun. E şuraya baktığımız zaman 90 dereceler e, havada uçuşu. E ne yapacağız? Alfa beta'ya dalacağız kardeşim. Dal alfa beta'ya. E dalalım alfa beta beta 90 alfa. E burası da 90 ya alfa 90 beta. A ne oldu? Şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Hatta şuradaki uzunluk kaç? 6. Burası kaç? 2. Aa burada da k verilmişti. 2k verilmişti. Burası da k. Bak bu üçgenle bu üçgendeki benzerlik oranı 1'e 2. O zaman beta'nın çünkü 90'ın karşısı k 90'ın karşısı 2k. Beta'nın karşısı 2 iken beta'nın karşısı 1 yapar burada. Alfa'nın karşısı 6 ise alfa'nın karşısı da 3 yapar burada. O zaman a noktası 7 birim solda eksi 7'ye 3 birim aşağıda eksi 3 noktası yapar. Bizden de zaten bu isteniliyor. Yani cevap 7'ye eksi 3 yapar. Geldik sonraki soruya. Dik koordinat sisteminde bir kenarı iki kök birim olan özdeş kareler. Evet bir kenarı iki kök iki olduğunu biliyoruz. Özdeş kareler bu şekilde verilmiş. Hocam özdeş karelerden şurası 90 burası da 90 e burası da 90 360'a tamamladığı için burası da 90 oldu mu? Oldu. Sonra dikkat et özdeş kareler bir kenarı iki kök Bak iki kök iki kökki. Hocam burası da iki kök burası da iki kök Aa dört kök dört kökki olduğu için burada x kenar dik üçgen çıktı. Yani görüyorsun benzerlik çıktığı biraz önce x kenar dik üçgen çıktı. Ee, şimdi de bak özel açılı üçgen çıkıyor. Yani her bir konuyla analitik düzlemde karşılaşabiliyoruz arkadaşlar. Bu sorularla sana onu gösteriyorum. 45 45 çıktı. Tamam. Bizden ne isteniyor? Hatta burası da iki kök ki. E, bizden B noktasının koordinatlarını bulunuz diyor. Tamam buluruz kardeşim. O zaman eksenler olan altlarına bakacağım arkadaşım. Tam buradan çizdiğim dik bu köşeden geçmek zorunda. Sebep şimdi dikkat. Hocam burası da karenin köşegeni ya 45 45 ee, 45 90. Burası da 45 yaptı. Yani çizdiğin dik. Bak görüyorsun tam burada. 45, 90, 45 burada sağlıyor. Ya da hiç önemli değil. Hocam buradan geçmiş, geçmemiş hiç önemli değil. Benim için önemli olan şu eksenler olan bulmak ya. Hocam şuradan bir dik çizeyim rastgele. Buradan geçtiğini bilmiyorum sadece. E çizince e, arkadaş çıktı zaten burada. Şurası 2, 4, 6 kök 2 ise burada 45, 45, 93 kere çıktı. Aa, o yüzden bu 45 karenin köşegeni olacağı için buradaki noktalarını geçiyor diyebiliriz. Önemli değil. Orayı geçtik artık biz. 6 kökü ise burası 6. Burası da 6 değil midir? Evet. A burası da 3 birim. E o zaman buradaki uzunluk çıktı. Yani 9. 9 birim sağda. O zaman 9A. Kaç birim yukarıda? 6 birim yukarıda. Yukarıda olduğu için artı 6 olacak. Yani noktamız 9A 6 yaptı arkadaşlar. 15. soruda zaten B noktasının koordinatlarını bulunuz diyor. Cevap bu. Geldik 16'ya. Bak bu sefer de döndürme sormuşum. Şekil 1'deki ABC'de karesinde B köşesinin koordinatları 8'e eksi 5'tir. Önce 8 eksi 5'i kullanayım. Hocam bu bir kare ya. Şöyle eşitleri kullanayım ben. Buradaki nokta 8 e eksi 5. Yani burası 8 birim olacak. Şurası da zaten burası paralel ya bunda bu. Devamı zaten 90 derece olmak zorunda. Şurası da eksi 5. A eksi 5 ise şu uzunluk kaç çıktı? 5. Yani karenin bir kenarı 5 çıktı. E o zaman buradaki uzunluğu OD uzunluğunu kaç buluruz? 3 olarak buluruz. Şimdi ben bunu D köşesi etrafında döndürüyorum. D köşesi etrafında döndürdüğüm için D noktası değişmiyor. Yani buradaki hala uzunluk 3. E hocam karenin bir kenarını 5 bulduk. 5. E ne var burada? 3, 5, 3, 4, 5 üçgenden 4 çıktı burası. B köşesinin koordinatı isteniyor. Arkadaş analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da isteniyorsa eksenler olan uzaklarına bakacağız. Yani bunun şu eksene olan uzaklığını ve şu eksene olan uzaklığına bakacağız. Bak sakın bu hocam buraya geliyor diye bir şey bilemeyiz. Hocam burada da şunu çizersem şekil karışıyor ya. Yani ben burada kaç bir maşada olduğunu şunu bulduktan sonra bulurum zaten. O yüzden bunu çizmeyeyim. E ne yapacağız? 90'lara bu uçuyor. Dal alfa beta Alfa beta beta 90 alfa alfa 90 beta. E, burası da 5. Yani şu üçgenle şu üçgen benzer hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu mu? Oldu. Madem eş beta'nın karşısı üçgen beta'nın karşısı 3 alfa'nın karşısı 4 kere alfa'nın karşısı 4. Hocam kaç birim sağda burası? Bak apsimiz kaç birim sağda? 4 birim. Yani şöyle dik çizdiğinde 4 burası olacak. 4'e Kaç birim aşağıda? 7 birim aşağıda. Yani eksi 7 noktası yapar arkadaşlar. O zaman örnek 16'yı da bu şekilde bulduk. Geldik. Örnek 17'ye. Hmm. Şöyle bir karton verilmiş. Demek ki katlama yapacağım. Ya bazen şunu görüyorum kitaplarda. Analitik düzlemi çiziyor. Katlayın diyor. Analitik düzlem katlanmaz kardeşim. Analitik düzlemi ancak bir kağıda çizdikten sonra bir katlama yapabiliriz. Kağıt üzerindeki bir şeyi katlama yapabiliriz. Yani bunları da görünce bazen gülüyorum. Zamanında biz de böyle şeyler yaptık ama Evet, analitik düzlem katlanmaz aslında. Şimdi Egehan. Evet Egehan'ı koymuşuz buraya. Kare biçimdeki bir kağıda aşağıdaki adımları uyguluyor. Eksenleri çizip analitik düzlem oluşturuyor. Evet eksenleri çizip analitik düzlem oluşturmuşuz. Eyvallah. Sonra kağıda eksenlerin çizgilerini takip ederek kesiyor. Kağıda eksenlerin çizgilerini keserek çizerek kestim. Ve 6 ve 3 eksi 3 noktasını böyle bulmuşum. Şöyle. Sonra İkinci bölgedeki kağıtta eksi 3 ve altı noktalarından geçen doğruyu çizmişim. Eksi 3 ve alttan geçen. Burayı çizmişiz. Sonra da ne yapmışız? Bu kağıdı böyle katlamışım. Şöyle katlamışım. Katlanmış olarak bunu buraya geldi. Katlanmışı ne yapıyorduk? Eski haline geri açıyorduk şöyle. Hadi burada yapalım işlemimizi. Hocam buranın kaç olduğunu biliyoruz. Buranın 3 birim olduğunu buranın da 6 birim olduğunu biliyorum. Katladığım zaman da şurası 3 burası da 6 değil mi? Evet. Hatta burası 90 ise üst üste binen açılarda birbirine eşit. Burası da 90. Hatta bu açıda da bu açı, bu açıda da bu açı birbirine eşit bir eşit katlamadan dolayı. Sonra bu doğru boyunca kağıtta oluşan gene Şimdi ben bunu böyle katladıktan sonra bu çizginin üstüne cetveli koymuşum. Ve cetvelin bu ucu nereye geliyor? Hangi sayıyı gösterir diye soruyor arkadaşlar bize. E aslında çıktı bir şeyler arkadaşlar. Niye? İster şuradan yap. Nereden yapalım burada? Cetvelin uzunluğu falan verilmiş mi? Verilmemiş. Hiçbir şey de verilmemiş. İster şöyle yap. Hocam ne yapalım burada? Ben bunu böyle katladım. Bu buraya geldi. Tamam. Şu pisagor bağıntısından çıkar mı çıkmaz mı diye düşünüyorum. Öncelikli olarak şurada bir açı ortaylık var mı arkadaşlar? Var. Açı ortaylığa bakalım. Bak şu açı ortay doğrusu. Hocam koldaki oran yok tabandaki oran yok. Ama açı ortayın sol sağ tarafında bir oran var. 2'ye 1. Burada da sağ tarafındaki oran da 2'ye 1 olmak zorunda değil mi? Evet. Yani şurası bak 2'ye 1 oran var. E burada da o zaman 2'ye 1 oran olacak. Yani burası 2K iken burası K olacak. İster şöyle yap. 2K eksi 6 de buraya. Hocam 2K eksi 6 3 ve K de. Sonra buradaki Pisagor bağıntısından yap. Ya da hiç bunu deme. Hocam 2K var 6 var ve burada da K artı 3 var. Büyük dik üçgene bak. Yani şuradaki dik üçgende 6 K artı 3 ve 2K. Pisagor bağıntısı 2K'nın karesi eşittir. 6'nın karesi artı K artı 3'ün karesi deyip işlem işlem işlemde sonuca ulaşırsın. Ama hisset. 6 varsa büyük ihtimalle 6, 8, 13 midir? Evet. Burası 10 yapması için K'nın 5 e olması lazım. 5 artı 3 de 8 yapıyor mu? Yapıyor. Yani K 5 çıktı. Evet K 5 çıktıysa arkadaşlar 3 burada 5 burada toplam 8 birim solda oluyor. İkinci bölgedeki kağıt değil miydi bu? 8 birim soldaki nokta eksi 8 noktasını göstermez mi? Çünkü burası eksi 3'ü gösteriyor da böyle. O zaman 8 birim soldaki noktada eksi 8'i göstermek zorunda. Zaten bizden ne isteniyor? Cetvel x ekseninde hangi sayıyı gösterir diye soruluyor. Cevap eksi 8 gerçekten. Güzel bir soru. Zor mu? Değil. Katlamayı sadece analitiğe taşıdık. Yalnız katlama dediğim gibi bir kağıda analitik düzlem çizdiğimiz zaman olur arkadaşlar. Tamam mı? Evet geldik şimdi örnek 18'e. Yine yeni nesil bir soru koymuşuz. Şekil 1'deki ABC üçgeninde AB eşittir AC'dir. Eyvallah. C noktasındaki bir karınca CA çizgi ve x eksenini kullanarak 19 birim gittiğine gittiğinde orijine ulaşıyor. Arkadaşlar C noktasındaki bir karınca ne yapıyormuş? CA çizgisi ve buraya giderek 19 birim gidiyormuş. Yani ben buradaki uzunluğa A dersem. O zaman burası ne yapıyor? 19 eksi A mı yapıyor? Evet toplamlar 19 olması için. Ya B deyip de artı B 19 da diyebiliriz aslında. Bak uzunluk olarak dedim dikkat et. Hocam buradaki nokta A noktası değil. Eksi A noktası. Uzunluk olarak A ise burası. Burası eksi A noktası yapar. Tamam. E hocam şuradaki uzunluk da 19 eksi A ise A artı 19 eksi A da buradaki uzunluk ne yaptı o zaman? Hop B'ye kadar olan uzunluk 19 mu yaptı? Şu ikisini toplama evet. Bak dikkat et burası 19 yaptı. Tamam şimdi ne yapıyorum? ABC üçgeni B küses etrafında saatin tersi yönünde BC kenarı x ekseninde çakışana kadar döndürüldüğünde sen şöyle döndürüyorsun. Kalem burada bak bu nokta burada. Kalemi döndürdün şöyle. Bu nokta hala burada değil mi? Evet. Sadece üçgen dönüyor değil mi? Yani sadece kalem dönüyor. B noktasının yeri değişmedi. B noktasının orijinal olan uzaklığı bak 19'lu yani burası hala 19. Evet bu şekilde döndürüldüğünde A noktasının apsisi 18 birim azalıp A noktasının apsisi önceden neydi? Hocam apsisi eksi A eksi A'ya sıfır noktasıydı A noktası. Şimdi ben bu noktayın apsini azaltacağım. 18 birim azaltacağım. Yani eksi A'ya 18 azalınca eksi A eksi 18 noktası mı yaptı burası? Evet. 18 birim azalıp ordinat da 12 birim artıyor. Ordinatı sıfırdı. O zaman burası da 12 artacak. Yani burası eksi A eksi 18'e 12 noktası yaptı. Buna göre diyor şekil 2'deki C noktasında bulunan karınca üçgenin eşit kenarlarını ve x eksenini kullanarak orijinal olasılığında kaç birim yol alır? Evet C noktasındaki karınca böyle gidecek böyle gidecek ve buradan gidecek. Yani çift çizgi uzunluklarını bulursak işte bu toplam uzunluk nedir diye soruluyor bize. Şimdi burada x kenar var. x kenar varsa insan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Tabanı ne yapacaktır? İki eşit parçaya bölecektir. Zaten analitik düzlemde bir nokta verilmişse o noktaya nasıl kullanıyorduk? Eksenler olan uzaklara. Hocam buradaki nokta Eksi A eksi 18 noktası. Tamam. Burası bu nokta bak. Eksi A eksi 18 noktası. Ordinatı da kaç olacak? Şöyle gelecek olursan 12. A ben şurayı ne buldum o zaman? 12 buldum. Eyvallah. E şimdi ben şuradaki uzunluk lazım bana. Arkadaş dikkat et. Şuradaki uzunluk toplamda kaç? Eksi A eksi 18 mi? Hayır. Burası eksi 5 olsaydı sen bu uzunluğa eksi 5 mi diyecektin? Hayır. E, mutlak değerini alacaktın. Eksiyle çarpılmışını alacaktın değil mi? E hocam buradaki nokta Eksi a eksi 18 negatif bir nokta ya. Eksiyle çarpılmış değil midir? Yani eksi 21 ise mesela burası 21 birim uzunluğu var. Buradaki nokta eksi a eksi 18 ise bu uzunluk olarak a artı 18 değil midir? Evet. E hocam uzunluk olarak a artı 18 e, 19 birimi de buradaysa şuradaki uzunluğa ne kaldı? a artı 18'den 19 çıkartacağım. a eksi 1 kaldı. E sonra buradaki uzunluğu da ben 19 eksi a biliyorum. A burada bir pisagor. Yani 19 eksi a'nın karesi eşittir. a eksi 1'in karesi artı 12'nin karesi deyip işlem işlem işlemle a'yı bulacaksın. Dur hisset. 12 biraz tehlikeli. 5, 12, 13, 9, 12, 15, 12, 16, 20 olabilirdi. Bakalım ilk önce aklıma 5, 12, 13 geldi. Ben şuraya bir 5 dersem. A eksi 1, 5 ise A kaç olacak? 6 olacak. A yerine 6 yazarsam 19 eksi 6'dan 13 sağlaması tuttu mu? Tuttu. E o zaman ne bulduk arkadaşlar? Gerçekten 5, 12, 13 sağlaması tuttu. Yani A yerine 6 yazdığımız zaman. Şimdi benden ne isteniyor? Hocam şu uzunluk C'deki karınca şu üçgenin kenarlarından gidecek bir de buradan gidecek. E ben şu kenar uzunluğunu kaç buldum? 13. Hocam burada 13, burada 13, bir de 19. Yani bizden 13, 13 ve 19'un toplamı isteniyor. Topladığımız zaman da kaç yapıyor? 45 yapıyor. Zor bir soru mu? Asla değil arkadaşlar. Sadece burada bak dikkat edin. Nokta olarak atıyorum. Eksi 27 ise Uzunluk olarak artı 27'dir. Eksiyle çarpılmış. Sadece onu kullandım burada. Ya burada bilmediğiniz, kullanmadığınız bir bilgi yok. Mesela burada. Burası A1 uzunluğunda ise işte buradaki nokta eksi A noktası yaptı. İşte bu noktaları ya da uzunlukları nasıl yazıyoruz onu kullandıran çok güzel bir soru. Asla ama asla zor değil. Gerçekten mükemmel bir soru. Yani çıkar mı karşımıza? Çıkabilir. ÖSYM analitikte çok sürpriz sorularla geliyor. Bu da gelse bana göre sürpriz olmaz yani bu. Gerçekten sürpriz olmaz. Evet hoş sorular çözdük gerçekten. Geldik şimdi 19'a. E arkadaş şöyle 19. E burada da bunu şöyle bir sen yapar mısın? Niye? Çünkü bakalım bir şeyleri kullanabiliyor musun? Verilen bilgileri kullanabiliyor musun? Yani biz her zaman verilen bilgileri kullanın diye bangır bangır bağırmadık bu zamana kadar. Benim tekniğim o değil mi? Senin de tekniğin o. <laughs> yani sen bir soru geldiği zaman soruyu yapamıyorsan verilen bilgilere bakacaksın kardeşim. Verilen bilgilere bak. Ondan sonra o bilgiyi kullan sonuca ulaş. Hadi bakalım sana güveniyorum. Yap ve yoruma yaz. Yaptım hocam yapamadım hocam. Diyenlere şöyle bir tokat geliyor. Ha. Saçını başını yolarım diyorum genelde ama. Saçını başını yolarım ha tamam yaparsın. Hadi bakalım sana güveniyorum. Ben şimdi çözüme. Arkadaş <laughs> buradaki noktalar verilmiş. Bu noktaları ben kullanacağım. 1, 2, paralel kenar olmasını kullanacağım. Hocam karşıtlı kenarlar paralel bir işime yaramaz. Şuradaki karşıtlı kenarlar paralel bu işime yarar işte. Niye? Bak şimdi bunların paralelliğine baktığın zaman şurada ne var? Bir kelebek benzerliği var. E zaten kelebek benzerliği zaten şeyde çok fazla karşımıza çıkmıyor muydu? Paralel kenarda al. Analitik geometrinin içerisinde koymuşlar. Kelebek benzerliği var burada. Eyvallah. Şimdi ben o kelebeği kullanacağım. Tamam. Bir de şunlara bakayım ben şimdi. 2'ye 0 falan kullanayım. Hocam burası kaç birim? 2 birim. Şu 4'e 5'i kullanacağım. Analitik düzlemde 4'e 5 verilmiş. Bir nokta verilmiş ya da isteniliyorsa eksenler olan uzaklığına bakıyordum. Hocam şöyle geldim 4'e 5. Bunu çizmeyeyim hiç kafamız karışmasın. Uzunluğun dikey uzunluğun 5 olduğunu biliyorum. Yani şurası 5. E burası da ne oldu? 4 noktası oldu. Hocam 4 noktası ise 2 ile 4 arası. Burası da 2 mi oldu? Evet. Aa, şurada da bir kelebek çıktı. Kelebekteki oran bak 2 bölü 2. Yani 1'e 1. O zaman 1'e 1 ise e 5 ise. Burası da 5 mi yaptı? Evet. Madem 1'e 1. Dikkat dikkat. Madem 1'e 1. Hocam burada şurası şurasına eşit değil midir? Evet. Yani 1'e 1 olduğundan şunlar da birbirine eşit oldu. A hocam 2 A ise burası da 2 A. Bak sarıdaki oran da 1'e 2 oldu. Kelebekteki oran. Hocam 1'e 2 oran var. 2 ise o zaman burası 4 birimdir. E hocam 1'e 2 oran var. 5 ise burası 10 birimdir. Şimdi benden A ve D noktanın koordinatları toplam isteniyor. A'ya bak bakayım. 4 birim solda. Eksi 4'e 0 noktası. b D'ye bak bakayım. Hocam 10 birim yukarıda. Eksen üzerinde 0'a 10 noktası. A ve D noktalarının koordinatları toplam isteniyor. Eksi 4, 0, 0 ve 10 toplamları isteniyor. Bu da kaç çıktı? 6 çıktı. Zor bir soru mu? Asla değil. Zor bir soruyu bak sana vermem zaten. Sadece burada ya paraya kenar çiziyor. Paraya kenarı nasıl kullanabilirim diye şey yapıyorsun. Paraya kenarda nasıl kullanıyorsan aynı analitik geometride de paraya kenar nasıl verilmişse onu da o şekilde kullanacaksın. Aha da işte sana örneği. Yani bunun içerisinde sana dikdörtgen verirlerse ekstra 90 alfa betaya dal paraya kenar verilirse kelebek benzerliği temel orantı benzerliği yine karşısına çıkacak. Ya da yamuk verilirse yine aynı şekilde oranlamalardan kelebek ve temel orantı çıkabilir. Yani önceki bilgilerini buraya da uyarlamayı bil kardeşim. Tamam mı bu dediğimi sakın ama sakın unutma. Evet örnek 19'u bulduk. Geldik şu soruya. Aa çok güzel bir soru. 2 sene önce falan böyle yazmış olmam lazım bu soruyu. 2 sene önce yazdığımda da böyle çok beğenerek yazmıştım. Ve zor sorulardan bir tanesi. Sen yap demeyeceğim. Çünkü zorlanırsın. Ama burada yaptığım şeyi iyi anlamaya çalış. Gerçekten çok kaliteli bir soru. Zor bir soru mu? Ya aslında bakış açısına göre. istersen uğraş. Bir yapamadığını da gör. Hani yapamayacağın sorular arasında diyebiliriz ama gerçekten çok güzel bir soru. Çok ince noktası var böyle. Bir şey de öğreneceksin. Çok güzel bir şey de öğreneceksin dostum. Şimdi analitik düzende bir kenarı x ekseninde olan bir düzgün altıgen ve orijinden geçen bir d doğrusu verilmiş. d doğrusu altıgenin alanını iki eş parçaya ayırmaktadır. Dur. Şimdi burada kendimi şöyle bir büyüteyim. Arkadaşım önemli olduğu için büyütüyorum. Düzgün çokgenlerde herhangi bir doğru çizdiğin zaman alanı iki eş parçaya bölmek istiyorsan eğer o nereden geçmek zorunda? Simetri eksenlerinin kesim noktasından geçmek zorunda. Simetri eksenlerinin kesim noktasında. Hatta bunu daha üstte paraya kenarda falan söylemiştik. Paraya kenarda şuradan hop şöyle bir doğru eşit alanlı iki parçaya biliyorsa bu tam köşegenlerin kesim noktası demiştik. Hocam e, bu şeyi de biz nerede söyleyebiliriz? Düzgün çiftgenlerde de simetri eksenlerinin kesim noktasında geçecek. Düzgün tekgende mesela hocam eşkenar üçgende tam bu. Ama eşkenar üçgende, düzgün tekkenlerde şu sıkıntı oluyor. Tam böyle simetri eksenlerin kesim noktasını bulurken tam böyle yükseklik simetri ekseni oluyor ya simetri ekseni bak eşit alanını iki parçaya bölüyor. Ama burada şunu da diyemeyiz. Hocam buradan geçen bir doğru eşit alanını iki parçaya böler mi? Bir sürü doğru oluyor. Buradaki bu doğru mesela bölmez. Ee, burada ama düzgün çiftkenlerde şunu söyleyebiliriz. Mesela karede. Hocam şöyle bir doğru. Tam simetri ekseninde geçerse ya da düzgün altıgende düzgün altıgende tam simetri eksenlerin kesim noktasından geçerse bak bu bilgi önemli ya da düzgün sekizgende düzgün çiftgenler için biz bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama düzgün tekkenlerde mesela düzgün beşgeni çizdiğim zaman ben şöyle hocam buradan geçen herhangi bir doğru eşit alanlı iki parçaya böler mi yok bunu diyemeyiz. Ancak köşeden geçen bir doğru, köşelerden geçen bir doğru için bunu söyleyebiliriz. Eşit alanda iki parçaya böler. Zaten bu simetri eksen oluyor. Ama dediğim şey simetri eksenleri kesim noktası düzgün çiftkenlerde simetri eksenlerinin kesim noktasından geçen her bir doğru alanı iki eş parçaya böler düzgün çiftkenlerde arkadaşlar. E mesela düzgün altıgende düzgün altıgende çizdiğin zaman hocam tam burası kesim noktası şuradan geçen bir doğru mesela şuradan geçen bir doğru şöyle geçti mesela İşte bu kesinlikle alanı iki eş parçaya böler yani şu alanla şuradaki alan birbirinin tıpkısının aynısıdır tamam? Şimdi o zaman bu sorudaki o bilgiyi kullanabiliriz. Bunu da aklında bulunsun ama düzgün çiftgenlerde geçerli dediğimi de unutma. Şimdi ben şuradaki çözüme bakayım. Madem öyle arkadaş o zaman burası simetri eksenlerinin kesim noktası üzerinde olacak. Yani şurası kesim noktası ya da kesim noktalarını çizeyim. Kafan karışmayacaksa ya da şekilde çok şey böyle olursa onu da çizeriz. Sileriz daha doğrusu. E hocam bunlar nedir? Eşkenar üçgen. 6, 6, 6, 6, 6. E, sonra buradaki LC'yi falan bulmam lazım. LD'yi. Hocam karşılıklı kenarlar paraleldi. Aa, şurada bir kelebek benzerliği var mı? Var. Çünkü bunlar birbirine eşit. Hocam eşit. Kelebekte koran birebir. Bunlar da paralel olduğu için. E o zaman 2 ise burası da 2 yapar. Hatta burası da kaç yaptı o zaman? 4 yaptı. Şurada da kelebek var diyebiliriz. Ya da tamamı 6 olduğundan dolayı. Şimdi dur. Benden ne isteniyor? L noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Aşağıdakiler yok ama neyse şıkları yazmamışım. Yazmayacaktım zaten şıkları. L noktasının koordinatları nedir diye soruluyor daha doğrusu. Hocam L noktasının koordinatını bulmam için dik çizmem lazım. Ki biz şurayı anladık. Şurayı çizeyim. Şekilde karışıklık ortadan kalksın. Tam burası ağırlık merkezinden geçiyor. Tamam bunu anladık. Bunda herhangi bir problem yok. Hocam 2'ye 4'ü bulduk. E, ee, burada ne yapacağız? Hocam buradan dik çizeceğim. Ama dik çizdiğimde bak şuradaki uzunluğu da bulmam lazım benim. Bir şey yapmam lazım. Düzgün altıgendeki tekniklerden biri de neydi arkadaşlar? Dış açısı kaç derece? Dış açısı 60 derece değil mi? Evet burası 60 derece. E hocam dış açı 60 derece olduğu için L'ye ait de şöyle böyle bir üçgen de oluşturabiliriz. Hop şunu şöyle oluşturacak olursak dışarıda da bir eşken üçgen oluşmuyor muydu arkadaşlar? Çünkü burası da dış açı 60, burası da dış açı 60. Hatta 6 6 6 çıktı burada. E sonra ne yapacağız? Ve şuna dikkat eder misin? Şunlar birbirine paralel değil mi? Evet 60'a 60 aynı yöne bakıyorlar paralel. Ve dikkat et. Burası 4 ve sorunun güzelliğine bakar mısın? Şurası 8. A hem paralel hem 1'e 2 oran var. Yani burada bir orta taban çıktı. E o zaman orta taban çıktıysa şu parçayla da şu parça eşit olmak zorunda. Vay vay vay. 12 ise o zaman burası da 12 oldu. Eyvallah. Artık şuradan dik çizebilirim ben. Çünkü L noktasının koordinatları isteniliyorsa eksenleri olan uzakları bulmak zorundayım. Zaten buradaki dik uzunluğu bulmak için de şu üçgene tamamlanan lazımdı. Bak 90'ın karşısı burada 8. 30'un karşısı kaç yapar? 60-90-30 geldi burada. E 30'un karşısı 4 yapar. Burası 4. Buraya kaç kaldı? 2. Şimdi hapse bak bakayım. 12, 6 ve 2'nin toplamı yani burası 20 yaptı. Ordinatına bakacağım. Ordinatta şuradaki değer yapıyor. E hocam 30'un karşısı 4 burası da 4 köküç yapar. Burası da 4 köküç yaptım o zaman. Yaptı. E o zaman ordinatta bak. 20 birim sağda 4 köküç birim yukarıda. Cevap 20'ye 4 köküç çıkar mı? Çıkar. Zor bir soru mu? Zor bir soru. Ama öğrendiğin çok şey var burada ya. Bak altgende eşkenar yapıyorduk dışarıda bunu kullandık. Karşılıklı kenarların paralelliğinden böyle kelebek benzerliğini kullandık. Ondan sonra burada a şunlara baktık. Hocam 4 var. Burada da 8 var. Burada hem paralellik var, yöndeşlik böyle gördüğün üzere. hem paralellik var hem de orta taban çıktı burada 1'e 2 oranından dolayı. Yani 12 ise 12'yi yazdık şuradaki uzunluğu bulduk. E sonra da buradan dik çizdik. Gerisine geldi zaten. Çok güzel şeyler yaptık. Çok güzel bir şekilde yorumladık bence arkadaşım. Ama şu dediğimi de unutma. Tekrar tekrar söylüyorum. Düzgün çiftgenlerin hepsinde simetri eksenlerinin kesim noktası yani ağırlık merkezinden çizilen bir doğru eşit alanda iki parçaya ayırır. Oradaki şekli bu söylediğim cümleyi sakın ama sakın unutma. Evet gençler böylelikle buraya kadar halledecektik zaten. Bu kısmı hallettik. O zaman bir sonraki videoda yani iki nokta arasındaki uzaktan bahsedeceğiz iki nokta arasındaki uzaklığı. 21. haftanın 3. videosunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.